Merhaba oyuncular, PlayStation Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Doğaç ve bu videomuzda sizler için Haziran ayı PlayStation Plus oyunlarından Killing Floor 2'yi oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere PlayStation Plus üyeliğinin birçok özelliklerinden bir tanesi de aylık olan ücretsiz oyunları ve bu ayın ücretsiz oyunlarından Killing Floor 2 oynayacağız. Şu an açıklama kısmından diğer oyunların tam listesinin bu videosunu bulabilirsiniz. Ayrıca şu zaten şu an sağ üst köşede bir yerde fırlamıştı. Oradan da tıklayarak erişebilirsiniz. Bugün sizlerle Killing Floor 2 oynayacağız. Killing Floor 2 nasıl bir oyun diye bahsetmemiz gerekirse zaten bir de aynı bu anlatacağım şey genellemenin içine girecek. Şöyle diyeyim, hani bazen aklınıza bir çok basic bir oyun fikri gelir. Hani ya böyle derseniz ki ya çok kafa yoran bir şey olmasın. İşte arkadaşlarımızla vakit geçirelim. İşte beraber eğlenelim. Özellikle co-op olsun ki zaten hani şu an co-op oyunlar neden olduğunu hala anlamasam da co-op oyunlar yani çok seviliyor fakat çok az çıkıyor. Ve bu derdinize derman olabilecek oyunlardan birisi de Killing Floor 2. Çünkü oynanırlık bakımından yani oyun bakımından çok basic gözüküyor ama verdiği o basitlikte eğlence inanılmaz. Olay şu, arkadaşlarınızla beraber oynuyorsunuz, karakterleriniz var yani karakterlerinizin öyle ekstra bir ability'si yok ve bir harita içerisinde dalga dalga düşmanlar geliyor. Yani düşmanlar dediğim işte o görmüş olduğunuz yaratıklar geliyor. Bunlar ister yapay zeka olarak oynayabiliyorsunuz, arkadaşlarınızla hayatta kalabiliyorsunuz, isterseniz de takım olarak ayrışıp yaratıklar olabiliyorsunuz. İşte yaratıkların özel ability'leri var. Sizlerin yani insan takımının ise işte dalga bittikten sonra dükkandan alabileceğiniz silahları var. Bu şekilde yani o dalga boyunca paralar kazanıyorsunuz. İşte skorlar onlar paranıza yansıyor falan. Derken isterseniz oyuna şöyle bir göz atalım. Online matchmaking'i var. Online matchmaking'e ben biraz şaşırmıştım. Çünkü Killing Floor 1'i biliyordum ben. Killing Floor 1'i oynamıştım. Çok sevmiştim gerçekten. İşte bu dediğim aradığım basic oyun modunu bana sunduğu için arkadaşlarımla oturup vakit geçirmek istiyorum. Ve matchmaking'i anlamamıştım çünkü yanlış hatırlamıyorsam bir de biri oynayalı çok uzun zaman oldu. O yüzden belki de sonradan geldi ya da ben hiç görmedim, denk gelmedim. Versus modu yoktu. Yani şurada gördüğünüz versus modu, PvP modu yoktu benim bildiğim kadarıyla. Yani iki takım yok. Sadece yapay zekaya karşı arkadaşlarınızla beraber ya da işte tanımadığınız internet üzerinden oyuncularla beraber oynuyordunuz. Fakat bunda versus modu da var. O yüzden matchmaking konmuş. Onu anladım. Bu, aynı dediğim gibi takımlara ayrılıp karakterlerin özellikleri var. Yaratıkların. Bunlara karşı savaşıyorsunuz. Siz yaratık oluyorsunuz. Sonra siz insan oluyorsunuz falan filan. Onun dışında da klasik. PvE yani botlara karşı, yapay zekaya karşı savaşıyorsunuz. Onun dışında Play Solo Offline var. Kendiniz oynuyorsunuz. Survival modu olarak sadece oynayabiliyorsunuz tabi. Haritalar bakımından gerçekten çok yani geniş kapsamlı bir şey yelpazesi var. İşte araştırma laboratuvarıydı, işte çiftlik eviydi falan, işte atom bombası yani deneyler yapılan yerlerdi falan. Gerçekten böyle aratmayacak bir ekstra ya şu da olsaydı iyi olurdu dedirtmeyecek derecede bir yelpaze var. Zorluk var şey olduğu zaman, yapay zekaya karşı olduğunuz zaman. Dalgaların uzunluğu var, işte 4 dalga, işte düşmanlar geliyor, öldürüyorsunuz, dalga bitiyor. Sonra o tarz dalga sayıları var, işte short, medium, long. Bakalım perkler var. Perkler bu 1'de de vardı, bunda da var ve bu da gerçekten çok size edebilecek klası bulmanızda yardımcı olacak. O oynanırlığı yakalayabileceğiniz bir özellik. Berserker, Commando, Support bunların çeşitli özellikleri var. Perk bonusları var, skill'leri var. Yani karakterden karaktere göre değişen skill yok dedim ama hani klaslar da var bunlar. Berserker mesela, Berserker'da neler varmış? Şöyle görebiliyor muyuz buradan? Şu seçince görüyoruz galiba. Aynen. Şu an mesela Berserker'ın bir level'mış. Şöyle işte ne diyor? Canın %75'i artar diyor. Berserker'da böyleymiş. Support'ta ne var? İşte silahların mermi kapasitesi %50 genişler diyor. Canın %50'yi artar. İşte bunlar ya oynanış stiline göre değişiyor. Nasıl bunu anlıyorsunuz? Hepsini teker teker deneyerek anlıyorsunuz. Yani şahsen benim normalde sevdiğim oynanış stili sharpshooter. Yani böyle
tek atışa dayalı, hani burst damage şeklinde tek atışa dayalı oynanırlık. O yüzden onu sevdiğim için ben Sharpshooter alıyorum. İşte burada farklı olarak Survivalist var. Mesela onu da çok seviyorum. Çünkü random weapon veriyor. Herhangi bir başlangıç silah olarak belli bir şey yok. Rastgele bir silah. Hani elinize ne gelirse. O da gerçekten çok eğlenceli oluyor. Hani ne gelecek falan. Onunla bir kendinize challenge atmışsınız gibi oluyor. Fakat ben Sharpshooter oynayacağım. Belki Survivalist de oynayabiliriz. Bu arada bir de şeye geldim. Şu gear kısmına gelmeden önce. Size kutuyu göstermek için oynayıp kutu düşürdüm. Çünkü kutu vermiyordu başta. Oyunda şöyle kutular da var. Bunlardan item skinleri çıkıyor. Diğer zaten malum bildiğiniz oyunlarda olduğu gibi eminim biliyorsunuzdur. Bunda da aynı şekilde kutular var. Kutularda işte kaplamalar var, silah kaplamaları var. Fakat kutuları açabilmek için tabii ki de anahtar almanız gerekiyor. Anahtarı da bastığınız anda PlayStation Store'a yönlendiriyor sizi. Oradan alabiliyorsunuz. Onun dışında da şeyler var. Hani bu weapon skins'leri falan kendiniz yapamıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Şurada craft weapon skin diyor. Fakat bunları yapmak için de yine bir kaplamanız olması lazım. Yani silah kaplamanız var fakat siz bunu beğenmiyorsunuz. Onu geri dönüşüm yapıp silah kaplaması materyali elde ediyorsunuz ve onunla beraber işte sonra craftlıyorsunuz. Ama onu da yani belli başlı bir şey ya da rastgele geliyor gibi aklıma geliyor. Yani büyük ihtimal rastgele geliyordur. Kozmetik ürünleri de aynı şekilde o şekilde yani o aynı mantıkla işliyor. Recycle ediyorsunuz ve ondan elde ettiğiniz şeyle materyalle kozmetik ürünleri yapıyorsunuz. İşte bunlar şöyle şapkalar var falan. Bize bunu başlangıçta verdi. Şimdi bunları karaktere gelelim. Karakterlerde de yine belli bir şeye bağlı olmadan geniş bir yelpazede karakterler yapmaya çalışmışlar ve gerçekten yine çok güzel olmuş. Birde de aynı bu şekildeydi. İşte şöyle şövalye kostümü giyen adam da var. İşte polis karakter de var. Onun dışında şöyle biraz vandal karakterler de var. Şöyle serseri şekilde. İşte bu tarz suikast vari işte böyle karakterler var. Şu bizim seçim. Ben şunu seçmek istiyorum. Emote olarak şöyle kullanabileceğiniz emote'lar var. Şu an bir tane var bizde. Gaz maskemiz var. Yani her karakterin kendine özgü olan şeylerini değiştirebiliyorsunuz. İşte o polisteyken mesela suratındaki şey kaskı takabiliyorsunuz. Onların koruma kaskı var ya, onları takabiliyorsunuz. Bundaki gaz maskesini şöyle şunu yapalım. Ceketleri de çok güzel duruyor ya. Şu çok sade duruyor aslında. Şunu yapalım. Aksesuar, ekstra aksesuar. Bizdeki olan aksesuarları takabiliyoruz. Şu şapkayı takalım ya. Evet, bence böyle güzel oldu. Aynen. Evet. Başka onun dışında gösterebileceğim burada store var. Dediğim gibi burada da karakter kaplamaları falan alabiliyorsunuz. Onları yani burada gördüğünüz Tanaka Biker, kartboard falan. Bunları mağazaya yönlendiriyor. Oradan alabiliyorsunuz. Evet, oyunun dışına baktık. Şimdi içine bakalım. Online matchmaking diyelim. Survival, aslında survival oynamak istiyorum ama yani survival uzun sürüyor diye oynamak istiyorum. Fakat survival'da maç arattım. İnanılmaz uzun sürüyor ve hatta bazen bulamıyor o derece. O yüzden versus survival yapalım. Şöyle herhangi bir map'te oynayalım. Bir iki el atalım. Ay. Umarım bir yaratık oluruz, bir şey oluruz. İnsan oluruz. İki kısmı da sizlere göstermiş olurum. Evet, ready diyelim. Çok çabuk buldu ya. Dört dalgadan oluşuyormuş. Zorluk normalmiş. Şey var. Bu şimdiden hani iki takımlı olarak oynuyoruz. Yaratıklar ve insanlar olarak. Yaratıklarda ayrıyetten de şey yapay zeka olanlar da var. Ama onları ayırt edebiliyorsunuz. Yani çünkü bayağı güçlü geliyor diğer yaratıklara nazaran insanların olduğu. Evet, ne olduk biz? Yaratık mı olduk? İnsan mı olduk? Aynen, yaratık olmuş. Arda arda 3 maçta yaratık oluyorum ya. Bakalım ne olacağız? Evet. Şimdi karakter olarak böyle tam bilmiyorum, hepsini olamadım ama ben 5-6 çeşit oldum.
Şöyle gidelim. 5-6 çeşit oldum ve gerçekten çok güzeldi. Çok farklı karakterler vardı. Mesela bunun da light atağı var, heavy var. Ve şöyle evade, şey, dodge roll atabiliyor. Bu çok farklı bir karakter değil ama gerçekten etkili bir karakter. Çünkü insanların nazarına çok hızlısınız. Şu gördüğünüz şeylerde, mesela şu varlık, bu da çok farklılardan. İnsanlara göre aşırı hızlısınız. Ve şimdi bu karakter çok iyi ama oyunun en güzel yanlarından işte bir tanesi, birincisi silah mekaniklerinin çok güzel olması, çok güzel aktarılması. Bir diğeri de o zaman yavaşlaması. Çünkü silah mekaniklerini izlemek bile gerçekten çok güzel oluyor. Yani o ağır çekimde işte silahın o fire flame deniyordu ona. Öyle bir şey, onu izlemek bile, işte sesini duymak falan çok hoş. Gerçekten böyle sevdiğiniz silahı, favori silahını böyle şekilde görmek. Ben şunu kusayım şuna biraz. Şöyle onu kustuğum anda o zaten şey oluyor, görmemeye başlıyor. Yani görüşü azalıyor. Evet, ben mine da koyabiliyorum. Blok, şöyle blok yapıp mermilerden koyabiliyorum bu karakterde. Burada birisi buff mı basıyor ya? O kırmızı olan. O tam anlamadım. Okey, adam çok hızlı işte. O gitti, aynen. Son kalan oymuş zaten. Evet, şimdi büyük ihtimal şey olacak, swap olacak team. Çok bir şey anlamadık ama umarım insanlar da daha eğlenceli olur. Biz yarısında falan mı gittik yoksa bu kaçın şurada? Sharpshooter'ız. Aynen, insanlara geçtik. Böyle başlangıç olarak silahlar veriyor. Mesela benim başlangıç silahım Winchester'mış. Şu. Böyle bir tüfek. Şimdi evet. Şu an dalga başladı. Çok da açılmak istemiyorum. Çünkü gerçekten yani harbiden sırt sırta vermeniz gerektiği bir takım savaşı. Evet, geliyorlar. Kafadan vurduğunuzda falan genelde böyle şey oluyor ve herkes için ağır çekim ediliyor o sıra. Oo, mesela o şu yürüyen arkadaş insan. Ama daha benim koşturan arkadaş insandı çünkü insanlar aşırı şey edebiliyor. Çok rahat rushlıyorlar. Diğer yaratıklarınız aynı. Hem diğer yaratıkları öldüreyim diye odaklanıyorsunuz, birden beklenmedik anda çıkıyorlar. Yani bahsettiğim olay şu mekanikler. Böyle yavaş yavaş. Şu gördüğünüz sağdaki şey de, bu da sanırsam Treaty noktası. Aynen. Orada işte böyle bir 3D printer yapmışlar içeride. Sizin istediğiniz silah 3D printer falan. Çok güzel olmuş. Öncekinde yani bir de direkt şey vardı, insan vardı. İşte birisi mağazada vardı. O mağazayı bulmaya çalışıyorduk. Sürekli değişiyordu falan. Neyse, çok açılmayalım. Kapıları şey edebiliyorsunuz. Ne denir o şeye? Kaynak yapabiliyorsunuz. Pardon. Kaynak yapabiliyorsunuz. Basılı tutarak. Sol üstte de gördüğünüz gibi yaratıkların kaç tane yaratık kaldığını gösteriyor. Kaçıncı dalga olduğunu gösteriyor. Arkadaşın yanına çok gitmek istemiyorum. O insan galiba, evet. Mayın atıyor yerlere. Perfect. Evet, dalga hallettik. Şimdi şu solda radar olan yerde şey gösteriyor. Mağazayı, trade. Aslında şöyle. Arkadaşlarınıza para da atabiliyorsunuz. Ayrıca mesela kazandığınız para, bizim ne kadar kazanmışız? Öyle biliyor muyum? 871 diyor. İşte mesela şu an herkes ortalama kazanmış da paranız yetmiyorsa arkadaşına falan verebiliyorsunuz. Çünkü yani vermeniz gerekiyor. Niye vereyim ki? Ben daha güzel silah alabilirim derken öyle olmuyor. Yani sırtınızı kollayacak birisi kesin gerekiyor. Şimdi sharpshooter. Burada klas klas ayrılmış durumda silahlar. Çünkü perkleriniz, yani perk bonuslarınız size önerilen silahlardan, bu arada hemen şunu aldıktan sonra anlatayım. Çünkü
süre kalmıyor. Şunu almak istiyorum. Bir de tamam abi. Mermileri şey edecektim ama süre yetmedi. Size verilen perk bonuslar, yani klasınıza klasınıza işe yarayan perk bonuslar sadece size özgü silahlarda işe yarıyor. Öyle bir olay var. Şunları nasıl bilmeye çalışıyor galiba. Evet. Mesela buraları kaynak yapmışım ama açılıyor. Kaynak yapılan yerler. Break olabilir. Şuradan giriş var mı? Yok galiba. Evet. Geldiler. Bir de bosslar var. Bosslar da dalganın sonunda oluyorlar. Normal survival'da da geçerli, bu takımda da geçerli. İkisinde de bosslar var. Benim sharpshooter klasım için yanılmıyorsam headshot vurmalarda orada bir çılgın saldırılar oluyor. Headshot vurmalara bağlı. Ve oyunda çok az da auto aim var. Ah sevgilim. Bunlar görünmez ablalar. Onlar yani normalde daha da az görünüyorlar da yaklaşınca öyle tane görebiliyorsunuz. Şu ağır çekimde bir türlü headshot atamadım ya. Tam mermi doldurmama denk geliyor. Bu büyük ihtimal gerçek. Aynen. Gerçek bir birey. Evet, tamamladık bunu da. Şimdi tekrardan mağaza noktasına gidiyoruz. Trader. Ayrıca zırh da var. Bombalar da var. Şu an burası dar bir alan olduğu için pek kullanmıyorum ama. Bonjour. Evet, bir şuradan autofill yapalım mermilere. Evet. Şunu yaptık. Şimdi ise ne, bir şey alamıyorum gibi ama. Aa. Bu dalga kısa sürdü diye bir de ben çok fazla vuramadım kimseye. Bir şey alamıyor muyum? En azından ne yapalım, böyle değil. Tamamdır. 5 saniye sonra başlıyoruz. Haritalar bayağı geniş ya. Yani şu an biz bayağı ufak bir kısmını kullanıyoruz ama gerçekten geniş. Zorlu modlarda çok zevkli oluyor. Gerçekten çok zor oluyor ama aşırı yaratık yağıyor. Yani şu an 83 tane falan yağıyor ama bu çok az, inanın. Buradan da bazen gelebiliyorlar. Ve kaynak yaptılar. Orayı da yaptılar. Burası açılabiliyor mu? Açılmıyor. Oo. O nereden geldi? Neden bir yerden mi geldi? O nasıl bir hırslı bir koşu ya? Öyle mi koşuyoruz ben de? Bir yerden geliyorlar ama galiba şu yukarıdan ya. Bundan sonra boss dalgası gelecek. Bence şu benim Winchester'ı alayım ben. AFK var. Bunlar insan. Bunlar insan görüldüğü gibi çılgın atıyorlar. Evet. Neyse yaşıyoruz. Bu arkadaş support, aynen. O yere attığı şeyle de bizi iyileştirebiliyor. Bu çığlık atan abla da
menziline girdiğiniz zaman, yani o çığlığa maruz kaldığınızda böyle bir afallıyorsunuz. Böyle biraz yakından girip şu şeye ağır çekime bir şey etmek istiyorum ya. Biraz şuraya gireyim. Sanki orada bir olay var. Evet, 15 yaratık kaldı. Bosslarda da boss olarak yani böyle 4-5 skill'i olan bir şeyi veriyor, düşmanı veriyor. Yani bunların arasından vermiyor. Yani bildiğimiz common yaratıklardan değil de bayağı özel bir yaratık veriyor. Oo, güzel denk geldi bu sefer. Bu sefer istediğim oldu. Son anda omuz arasından denk getirdim. Evet, şu ninja abla da bir insan öldü. Orada birini yiyorlar. Ah, AFK kalan birini yiyorlar. Kötü oldu, kötü oldu, kötü oldu. Neyse ki zırhımız var. O level attı. Evet. Ability'lerinizi açmaya 5. level'da başlıyorsunuz diye biliyorum. Şu an bir level atladık. Şimdi son dalgadayız ve ne kadar param var benim? 1040. Evet. Şimdi 1040'a pek bir şey alınmaz gibi geliyor. Ama şu silahlarımdan birini satabilirim. Bu Winchester'ı aslında satmak istiyorum gibi çünkü çok kullanışsız yani diğerlerine nazaran. Sharpshooter'da böyle sürekli ateş etmek zaten mümkün değil ama daha bir hasar veren bir şey. Damage. Railgun var. Crossbow var. Crossbow 1'deki gibi ise 1'deki hiç kullanışlı değildi. O yüzden zaman. Şunu alayım, bir de fullleyelim. Galiba yetiştik. Evet, Railgun. Güzel. Şimdi. Vurdum, ben mi vurdum galiba? Of, bu bayağı güzelmiş. Şu kurmasına bayılıyorum ya. İşte yani şu efektleri ağır çekimde olmasına rağmen hiç açık vermemesi çok hoşuma gidiyor. Canım azalmış. Şu an iyi gidiyoruz gibi derken arkamdan bir arkadaş geldi ve mermi vurdu Railgun'a. Harbiden ya, Railgun'a keşke sona saklasaydım. Böyle bir an kendimi kaptırdım. Ben şurayı temizleyeyim bari. Şuradan şuraya bakayım. Onlar oraya baksın. Görünmez birisi mi geldi? Ooo, gelmiş gelmiş. Görünmez birisi nasıl gördüm sorusuna sanırsam gölgelerini görüyoruz. Bu onların gölgesi. Evet. Şu arkadaşını kurtaralım. Sanırsam buradan bir tane daha görünmez geçti ya. Ama bana niye saldırmalar ya? Yani şu an bu o benim gölgem değildi, ondan eminim. Biraz da buraya yardım edelim. Ama herkes de burayı bıraktığı için buradan da ayrılmak istemiyorum şimdi. Buradan dalarlar. Evet. Bir de bomba atayım dedim. Kimse kalmadı ama hiç atmadım. Hmm.
Şimdi dördüncü, son dalgadan sonra boss dalgası geliyor. Bunu bilmiyordum. Ya bunu fark etmemiştim. Tamam mermi. Ayrıca böyle yolda da mermiler bulabiliyorsunuz etrafta falan. Mesela şuradaki gibi. Gelin bazen çok uzak noktada oluyorsunuz. Gelene kadar o süre harcanıyor. Çok üzgünç bir durum. Şimdi bir şunu fullleyelim. Şunu fullleyelim. 10 kaldı. 10 şey kaldı. Başka bir şey almamıza gerek yok ya. Railgun bayağı iyi ama onun mermisini de şey yapmamız lazım. Şunu fullleyelim. Evet. R.S. Plasci. O şey. Parantez içinde yazan kullanıcının ismi. Şu an o kullanıcı onu oynuyor yani. Soldaki o bana ne diyor? Bunun minigun'ı var. Bunu oynadım biliyorum. Öyle kendini çekip tutması var. Bunu roket atarı var. Of, 17 canım kaldı. Kötü oldu, çok kötü oldu. Daha canım yok mu ya? Aa, geliyor, geliyor, geliyor. Çekti. Öldüm. Ha, öldüm. Evet. Beni revive edebiliyor mu şu an? Yok, öldüm. Evet. Olsun ya, hiç ölmemiştik. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber King Floor 2'ye göz attık. Haziran ayı boyunca PlayStation Plus'ın aylık ücretsiz oyunlarından aynı bunun yanında Life is Strange var. Diğer tam oyun listesini görmek için açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bence Haziran ayı boyunca sizi sıkılmaktan kurtaracak ve arkadaşlarınızla beraber keyifli vakit geçirtecek bir oyun. Kesinlikle deneyin derim. Sorularınızı, isteklerinizi yorumlarda bekliyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.